Buyurun. Karakaya köyünde 1000 tane etnografik malzeme var. Burası daha çok Osman Bey'in ve ailesine ait. Bir tane kapkacak Fethi Sırıtepe'nin evinde var. Bir tane de avadanlık dediğimiz bizim. Biliyorsunuz avadanlığı. Maser Ardıç'ın evinde var. Ben bunların bu köyde, hatta Bünyan'da, hatta Kayseri'de bile kalmasına razı değilim. Yani burada yerinde mümkün olduğu kadar bir müze mi yaparız, köy odası mı yaparız? Bunları burada teşhir edelim. Osman Bey'in peşinde çok kişi var. Burayı almak istiyor. İçim gidiyor yani burası satılacak diye. Buyurun, siz bir kısa tanıtın. Osman Sarıçiçek, bu köylüyüm. Melikgazi Belediyesi'nden emekliyim. 26 sene, 7 ay, 17 gün hizmetim var. 10 sene belediyede çalıştım. 1990'da girdim, 2000 yılında ayrıldım. 17 sene önceden sigortam vardı. Osmanlı'nın bir gaz lambası var da getirmedim. Geleceğinizi bilsem getirirdim. 500 yıllık var ya, fazlaya bilmem. Pirinçten üstünde ayetler yazılı tarihi var. 15 bin lirayla 18 bin lira arası bir lambaya değermiştiler. Onu Nereden versem geçti buranın elinize? şeyi kalmadı. Buyur. Elinize nereden geçti? Elime bir Kayseri'nin yerlisinden, benim oğlanın Güzel bir soru. baldızının kaynanası verdi. Burada kurban kestiydik. Keşioğullardan mı acaba? Kim bu Kayseri'nin yerlisi? Saray yani o 1500 yıllık olunca. Kimlerdiler? Hemen telefon edeyim de sorayım. Hanedan ailesi olmazsa koruyamaz onu. İşte, savunmalık gibi, Türk gibi bir anlatırsak. Devam et. Şunu indireyim baksınlar, hepsine bedel yeter. Beraber tutalım. Ama candaki şey. Bu şuraya. Yok kızım, seteni, bulgur setenimiz bu, maketi. Bu yeni ama. Aynısı. Ben kendim yaptım. Bazı köylerde bunun hala var. Var. Aslında var. Burada var. Bir kişi daha yaptıysa var. Bilmem, getirsin bakalım. Hocam burada da var iki tane. Bunun aslında aynısı var da ben aynısını maketini yaptım. Bu eşyalar kim? Şöyle kısaca bir şey yap. Zaten zamanımız da dar. Kaç yıllar arasında yani? Ali Han'ın, Karakulahı Ali Han'ın 1902 tarih. Evet. Üstündeki teyip rahmetlik Alemin'in, Bili Ali'nin Devlet Demiryolları'ndan emekli olunca almış. O rahmetlik olunca avradı bir zahrabaya, bana hediye ettiler ki oraya koy diye. Arkasındaki ipracık Sitalli Han'ın. O da 1900 yıllarına dayanır. Dedem olur benim başkanım. Evet. Öyle mi? Evet. Onun böğründeki amemin, babamın bacısının bekmez kupu, Girabonuğullardı, bekmez oğullardı. O birini birinden aldık. Terazi Kamil Çavuş'un. Rahmetli Kamil Çavuş'un, Yaşar Mumcu'nun babasının. Kabak kimin? Kabağı ben getirdim Saracık Kovu'ndan. Ne için kullanılıyor onu biliyorum. Biber kabağı. Önceleri biber konur onun içine. Üstünden delillerdi işte, fakirlik biber kabı. Sabındırlık rahmetli Karacura'nın. Hangi sabındırlık dedin? Siyah olan. Şu siyah. Biri Zekariye Migil'in. O biri de Karacura dediğimiz amemin herifi oluyor. Nasıl kullanılıyor onu da söyleyeyim. İçine yoğurt konur. Başkanım anlatsın, daha iyi bilir. Hocam şimdi kanı tabi şey üzerinde, ağaç üzerinde çektiği için tabi ısındığı zaman onun şeyini almak için bezir ve yoğurtla arada bir dene yağlarsın ki öküze şey vermesin yani. Zorluk şeyin aynı çünkü. Hidrolik gaz ocağını rahmetli babam Çakır Osman'dan, rahmetli Çakır Osman'dan bir kağını sapını getirmiş, Çortağını da bir gün çiftini sürmüş, o gaz ocağını almış. Fener 1958, 7. ayın 26 tarihli, ben doğduğumda rahmetli babam almış. Gaz lambaları sonradan alma. Şurada bir ufak gaz şirası var. Evet. Rahmetlik Mehmet Ali'nin, Mehmet Gencer'in. Ali abi sen bilin, onu tahminen bilin. Evet. Yalnız hocam bu setler oldu. Büyük bir şey bulundu ya. Teknoloji ya şey, Altay. Büyük bir şey. Kürt mü? Kürt. Kürt şeyde var. Niyaz var orada orduyum. Osman abi, hızla şöyle geçtik. Ne bu?
çok eski. Eskilerin küpü o. Çok eski. Belki içine rahat olsun, olsun sen çek. Sosmalı'yı anlatır mısın? Dayanır belki de. Olabilir Ali Bey, şimdi şöyle. Herhalde o 150-200 kilo şey almış. Bu da yapmış. Duruyor yani o da. Daha fazla. Buna fener mi diyorsun? Ortada.